hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Jim Chanos arkadaşlar kendisi farklı farklı kişilerden bu tarz yorumların aynısı gelirken bu yoruma bu fikre katılan bir diğer isim oldu. Tüm kripto piyasası çökecek dedi. Ana başlık bu. Şimdi Piyasada belli başlı olaylar dahilinde bu tarz yorumların büyük kişiler tarafından dahi arttığı dönemler ve olaylar görülmüştür. Örneğin en son FTX vakasından sonra e, bu durum gözlemlenmiştir arkadaşlar. Yatırımcılar tarafından bu tarz e, yorumlar ya da ekonomistler piyasadaki kişiler tarafından. E, bütün bunlar olurken de aslında bu olayların geçişiyle birlikte yine iş aynı yere giderek Bitcoin fiyatlarında bir anormallik yok kısmına varmıştır. Ondan bir öncesi aslında yine tera vakasıydı ki tera çöküşünden sonra büyük bir ölçüdeki yatırımcı kripto artık bitti, kriptoya güven olmaz tarzında konuşurken yine o günden bugüne e, piyasa yapacağı hareketleri yapmış ve fiyatlarda bir anormallik gözlemlenmemiş. Sadece gelecek düşüşlerin arkadaşlar tetikleyicisi olup Süreci hızlandırmıştır kaldı ki e, Tera vakasındaki olayın uzun vadede piyasanın e, lehine olacağı yönünde CZ ve Vitalik Buterin gibi e, isimlerden bunu destekleyen fikirler gelmişti. Bunun ana temelindeki sebebi de düzenlemelere gidilip kripto piyasasının oldukça dünya genelinde yaygınlaşmasıydı. E, böylesi de bir önemli etabın sürecini e, hızlandırmış oldu. Piyasadan sildiği para zira e, toparlanabileceği ve ilerleyen vakitlerde yeniden yerine oturacağı konusunda e, piyasadaki pek çok kişi de önceden beri hem arkadaşlar. Uzun lafın kısası e, ortada bir görüş var ki Bitcoin bile batarsa, örneğin Bitcoin batsa ne olacak? Evet piyasa sürdürülebilir bir hale gelir. Bitcoin yok olsa bile fakat böyle bir ihtimalde hemen hemen yok arkadaşlar. Bitcoin halving gereği özellikle ve son noktada çektiği talepler, faiz oranları, e, ekonomik stratejisi ve işleyişi ciddi bir sürdürülebilirliği temsil ediyor ki her geçen gün blockchain teknolojisi daha da yayıldıkça ki bunun için düzenlemeler çok önemli ve ülkelerin kendi dijital para birimlerini çıkarması aslında bu fikir daha da ileri noktalara tutunuyor. Bitcoin'in çökse bile kripto piyasasının devamı hususu ki Bitcoin'in çökmesi gibi bir ihtimal hemen hemen yoktur. Kripto geldiği noktada hala çok sağlıklı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.